Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu ve Borsa Yorumu'na hoş geldiniz. Bugün borsamızda çok ciddi satışlar vardı. Dünyada da satışlar vardı. Yani bir kere şunu bir anlamamız gerekiyor. Evet, borsada %4,5'luk bir satış oldu. Fakat dünyada da çok sert satışlar vardı. Yani bize özgü bir olay değildi bu olay. Dünyada böyle bir dalga oluştu. DAX, Almanya yani %1,8 düştü. Tabii biz yüksek betalı bir borsayız. Dolayısıyla yani Almanya mesela 1 çıkıyorsa bizim 1,5 çıkmamız beklenirken işte onlar düştüğü zaman bizde daha fazla da düşüşler oldu. Şöyle bir baktığım zaman yani burada sanayi endeksinde daha fazla satış olduğunu görüyoruz. Bankacılık endeksine göre. XU 30'da da daha da az satış olduğunu görüyoruz. Yani burada biraz da şu da var. Evet, aslında %2-2,5 civarında bir satışlarla biz de kapatabilirdik belki ama çok panik olan bir hemen buluttan nem kapan belki bir yatırımcı kitlesi vardı. Onlar satmış olabilir. Bilemiyorum. Yani bu işin spekülatif kısmı. Yurt dışında neden böyle bir satışlar oldu derseniz işte bu VIX korku endeksinde anormal bir yükseliş oldu. Halen de ben bu videoyu yaptığım sırada yani saat işte 8'e 5 var şu anda. Bu VIX'te artış sürüyor. Daha sürer mi? Ne olur? Neden bu VIX arttı? Şimdi bir kere bu akşam işte Fed Başkanı'nın konuşması var. Fed'in faizleri değiştirmesi beklenmiyor. Fed'in varlık alımlarını azaltması beklenmiyor. Fed'in şahin bir konuşma falan yapması beklenmiyor. Fed Başkanı'nın hatta belki güvercin tonda yani işte daha bir piyasa dostu şeyler söylemesi bile beklenebilir piyasada böyle bir kaos durumu varken. O zaman borsadaki düşüşe böyle yaklaşmak lazım. Yani Türkiye özelinde bir durum yoksa, dünyada böyle bir şey varsa, dünyada da bu VIX'in neden arttığını bilmiyorsak, çünkü öyle bir temel bir şey yok işte. Şu haber çıktı, ondan sonra böyle oldu denilecek bir şey yok. Bir sürü hikayeler var. Yok aşı konusunda anlaşamamışlar da, yok bilmem nerede elektrik kesilmiş de, yok öbür tarafta Hindistan'da şöyle. Ya işte komplo teorileri, işte sansasyonel şeyler, haberler peşinde koşan insanlar, şunlar bunlar var. Teknik analize göre baktığımızda ne görüyoruz? Bakın zaten şu 1508 desteği var diyorduk. 1582 hedefi zaten haftalardan beri vardı. Geldik oraya, tamam dedik. Buraya kadar. Bunun üzerine atmadan yeni hedefimize gidemeyiz. Bunun üzerine yerleşmemiz lazım. Bunun üzerine de yerleşemedik. O zaman yeni hedefimiz yok. Nedir? Demek ki buradan düzeltme olacak. Dedik ki şu 1508 kırılması lazım düzeltme için. Kırılırsa veya buralarda destek, kırılmaz da buralarda destek bulursa düzeltme buraya kadar diyeceğiz. Kırılırsa o zaman düzeltme derinleşecek. 1485 desteğimiz var dedik. O da kırıldı. Aşağıda da o zaman 1436 var Fibonacci. Şu aşağıdan çekildiği zaman Fibonacci burada 1436'da bir destek var diyoruz. Ayrıca şöyle haftalıktan da bakacak olursak. Haftalıktaki Kaufman ortalaması da hemen hemen buraya doğru gelir. Yani bu şu anda 1418'di ama sonra bu biraz daha yükselecek. Bu 1436 denilen yere gelecek. Yani 1436'da bir destek var. Onun altına da çok hızlı giderse 1417'de destek var. Bunun altına geldiği bir tek şu en son Ağustos'ta bir hafta altında kapatmıştı. İkinci hafta tekrardan onu yakalamıştı şurada gördüğünüz gibi. Ondan sonra da işte biraz toparlanıp yoluna devam etmişti. Eylül ayında özellikle de bu Moody's'in anormal yorumundan sonra yönde ileriye doğru devam etmişti. İşte şimdi sizlerden gelen Twitter'da da sorular vardı. Onlara da bir cevap vermek istiyorum. Nereye kadar düşebilir? 1436'ya kadar düşebilir. Ya da işte onun altında 1416 var. Oraya kadar düşebilir. Ama buraların da daha altına gitmesini beklemiyorum. Bu bir normal bir düzeltme olabilirdi. Biraz daha derin bir düzeltme oluyor. Çünkü dünyada satışlar oluyor. Bugün Fed'den olumlu açıklamalar gelirse, Amerika toparlayacak olsa yarın biz de hızla toparlayabiliriz. Yok işte yani böyle net bir sinyal gelmedi. Piyasa Amerika'da toparlamadı. O zaman belki yarın biz 1436'ya doğru böyle biraz geliriz. Yani bir gün filan böyle bir durulması lazım piyasanın ama ben durulabileceğini düşünüyorum. Yani satmaya gerektirecek bir şey yok. Böyle balon olan hisseler var evet ama
borsamızın balon olduğu fikrine katılmıyorum. Borsa balon, borsa balon deyip gelip beni böyle sinir etmek için konuşan insanlar var Twitter'da. Yani söyleyeyim, borsa balon değil. Bizim borsamız ucuz borsa. Dünyadaki benzerleriyle falan karşılaştırdığın zaman bu borsa balon değil arkadaşlar. Ama BIST 30 haricinde ve BIST 100 içerisinde veya BIST 100'ün de dışarısında balon olmuş hisseler var. Bakın, pahalı olmuş demiyorum. Balon olmuş hisseler var. Yok değil. Var yani bunlar. Ama borsa genelinde balon falan değil. Normal düzeltmeler. Bunlar da geçecektir. Paranız varsa alım fırsatı olarak kullanabilirsiniz. Gelelim bankacılık endeksi, en çok sorulan soru. Orada da satışlar vardı. Ne diyeceksiniz bankacılık endeksi konusunda? Şimdi bankacılık endeksi konusunda şöyle grafiğimizde şurada bir destek olduğunu görüyoruz. Orası da 1407. Oraya da bayağı yaklaşmışız. Ve günlük olarak baktığımızda da RSI'ın da aşırı satış bölgesine de gelmiş olduğunu görüyoruz. Buralardan artık bir alışlar gelmesini beklerim bankacılık endeksine. Yani buralardan alanlar üzülmeyecektir önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Buralardan iyi gelirler elde edebilecektir diye düşünüyorum. Şöyle tekrar BIST 100'e geri dönecek olursak, orada da şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle bir negatif uyumsuzluk vardı. 1582'ye kadar bu geldi. Ondan sonra tabii negatif uyumsuzluk da var. Buradan aşağı saldı. İşte bugünkü bu olaylarla birlikte, yani bugün öğleden sonra bu Avrupa'da başlayan satışla beraber bizde de daha aşağılara kadar geldi. Şöyle bir geçmişle karşılaştırdığınızda şu 2 saatlik grafikte, bakın bundan evvel şu Kasım düşüşü sırasında bu kadar dibe gelmiş. Görüyor musunuz? Ondan evvel şu Temmuz'da daha da büyük satışlar olmuştu. Dolar kuru falan da fırlamıştı. Yani şimdi o seviyelere falan gelmiş. Artık buralardan yani bir gün daha düşse bile ertesi günü artık Cuma günü falan hiç değilse bir yükselişler olmasını beklerim ben bu bizim borsamızda. Öyle çok evet, can sıkıcı olsa bile tedirgin edici bir durum olduğunu düşünmüyorum. Önümüze bakacağız. Evet, bir güzel bir rally oldu. 1582'ye kadar geleceğiz dedik. Geldik. Oradan bir düzeltme yapıyoruz. Belki 1436'ya geleceğiz. Yönümüzü yukarı çevirdiğimiz zaman ilk hedefimiz gene 1582 olacak. 1582'yi geçmemiz gerekiyor. 1582'yi geçtik. Üzerinde bir gün kaldık. Ertesi gün de yön yukarıysa, o zaman ikinci hedefimiz 1818 olacak. Ancak 1582'nin üzerinde bir kapanış görmeden, ondan sonra da bir yükselişi görmeden 1818 hedefimiz var demiyoruz. İlk hedefimiz 1582, daha önceki hedefimiz. Ona tekrar geleceğiz. Zaten böyle bir şey olmasını da bekliyordum ben. Yani 1582'ye kadar gelir. Oradan bir düzeltme yapar, sonra tekrar gider. Veya 1582'nin üzerine birazcık çıkıp oradan da bir düzeltme yapabilirdi. Öyle bir şey yapmadı. 1582'ye kadar geldi. Oradan düzeltme yaptı. Burada da şunu hatırlatayım. Düşmeyen borsa yapmışlar. Bizim borsamız düşmez. Hiç merak etmeyin falan deniyordu. Hayır, öyle bir şey yok. Çok çıkar çıkar işte böyle birdenbire de düşebilir. Piyasa birden tersine dönebilir. Böyle şeyler her zaman olabilir yani. Çok fazla güvenmeyin. Çok fazla da enseyi karartmayın. Öyle dünyada geçen seneki Mart ayındaki gibi bir belirsizlik yok ki. Bir, yeni bir hastalık çıktı da işte bu hastalık ne olacak? Buna aşı ne zaman geliştirilecek? Geliştirilebilecek mi? Biz ne yapacağız? Bu nasıl yayılıyor? Bilinmiyor falan. Bir sürü bilinmezlik var. Bütün bugün bunların hiçbir tanesi yok. O yüzden enseyi karartmayalım. Bugünlük de bu kadar.